Allah da Kur'an'da diyor ki: "Ve la tekunu kellezine teferraku ve ihtelefu." Siz o kesler kim olmayın ki onlar firkelere bölündüler ve ihtilafa düştüler. Diyor ki: "Emre Allahu müminine bil cemaat." Diye Allah da müminlere cemaat olmağı emredir. "Ve nehahum anil ihtilaf ve furqa." Parçalanmağı, tefrikeçiliği qadağan edir. "Ve akberahum enneme helake men kâne kavlehum bil mirai vel husumat." Ve haber verir ki onlardan evvel olanlar boş boş mübahiseler, ciderde ya batil mübahiseler helak olmuşlar. Allah'ın dininde, yani dinde mübahiseler ettiğine göre helak olmuşlar. Müminlere diyor. Dert. Bu sen müminlere. Ha. Siz mümin seviyesine takmış. Sonra diyor ki İmam Acuri Ma'd ibn İsa'dan diyor ki: "İnsafı Malik ibn Enes yevme min mescid." İmam Malik bir gün mescitten gelir, çıkır gelir. "Ve huve muttekin ala yedi." O da diyor ki: "Benim elime dirseklenmişti, elimden tutmuştu." "Felahikahu raculun yuqal lehu Ebul Cebriye." Diye bir kişi rastlaştı ona. Ebul Cebriye diyelim ona. "Kâne yettehemu bil irca." Murciyelikle ittiham olunan birisiydi. Dedi ki: "Ya Ebu Abdullah." İmam Malik'e deyir: "İsmâ minni şey'en ukellimuke bihi." "Dimenden bir şeye kulağı as. Sana demek istiyorum. Seninle mübahise edemek istiyorum. Ve öz yüreğimi sana bildirmek istiyorum." Diyor ki: "Fe in galebteni." İmam Malik diyor: "Eğer sen bana galip gelsen bu mübahisede." Diyor ki: "İn galebtuke ittebaten." "Eğer galip gelsem sen bana tabi olacaksan." Yani diskusyada, mübahisede ben galip gelsem sen bana tabi olacaksan. "Gale fe in ce'e raculun ahar." Sonra gör ne diyor de. Bir başka bir kişi gelse ve bizle danışsa, o bize galip gelse, diye biz ona tabi olasıyız. İmam Malik diyor ki: "Ey Abdullah, Ba'athallahu Muhammeden bi dinin vahidin." Allah Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i bir dinle gönderip. "Ve erake tentakilu min din ila ahar." Ben görüyorum ki sen bir dinden başka dine köçürsen. Yani sen bir egdeden başka yere, günde bir şeye girsen. Sonra diyor ki Ömer İbni Abdülaziz demiştir. Ömer İbni Abdülaziz. "Din men ceale dinehu garadan lil husumat." Aradan husumat ekseret tenekule. Kimli dinini mübahiselere erz eder, mübahiselere meksed ederse dinini, onun diri tenekulü çoğalar. Yani bu egiden o egideye, bu menhecde o menhece. Değişkenliği din der. Ona göre insanın mübahiseye can atmalı, mübahiseye gitmeli, insanı tenekule getirir. Yani bu egideden o egideye, bu itikattan o itikada, bu menhecden o menhece dayanmır. Mübahise yakışı şey değil. Mesela pardon, sol bir mesela. Bir tane şey var, bunu okuyorum. Aha, Bismillah. Öyledim, tamam. Sonra diyor ki Huzeyfe radıyallahu anhu Ebu Mesud'a diyor: "İnne dalalete hakka dalalet." Esil dalalet en te'arife ma kunte tunkiru. Esil zalet nedir? Sen inkar ettiğin bir şeyi indi yakşı hesaplamayın. Ve yakşı bildiğin şeyi inkar etmeyindir. Ve çekin dinde telavvundan, renkten renge düşmekten. Çünkü Allah'ın dini birdir. Bugün bu egidede bir mübahiseyle giden adam, eşli sen gidiyorsan bu egidedeydi, bu menhecdeydi. Sonra kişi başka dine, başka menhece. Kim Allah'a gelir borcu eder? Geldi ya Resulallah, Allah da bizden borç isteyecek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ben. Bu başa düşmüştü o borç meselesini. Ki Allah'la ticarette de insan. Ya Allah da Tövbe suresi ne diyor? İnna Allah iştera minel mu'minine enfusahum ve envalahum bi enne lehumul cennet. Allah müminlerden nefslerini, canlarını ve mallarını satın alıttı cennet evezinde. Allah da müşteridir. Emellerimizle ticaret ediyoruz biz. Emellerle. Ticaret malı nedir? Cennet.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, elâ inne sil'atallâhi gâliye. Bilin ki Allah'ın satış malı bahadır. Elâ inne sil'atallâhi gâliye. Sonra dedi ki, bilin ki cennettir. Ya bu dehşet de ne işten de? Bilin ki bu ne ticaret? Başa düşür. Onun geldi ki Resulallah, 600 hurma ağacı olan bağ olur. Dedi ki, ben onu Allah için veririm. Sedeke edilir. 600 hurma ağacı. Rabat değil. Yani kalpte ona göre Allah sevgisi, kalpte göre Allah sevgisi, ahiret sevgisi, ahireti üstün tutma olanda dünyanı vermek rahat olur. O dünyayı niye adam vermek istemiyor? Elinden gidenden rahat olur. Veyahut da uzaktakini istiyor, tez eline çatsın. Dünya onun için rahattır, çarpalayır, gecesini gündüze katır. Artık şey daldı ki. Bir var zaruri ihtiyaç, evde ailen, çöreğini, yemeğini. Bu devletin çoğalması, bir anet günü hesabatın artması demektir kardeşim. Böyle, böyle. Soğan çoğalması demektir. Çünkü hadiste gelir ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, cennetin kapısında dayandım ve gördüm ki cennete girenlerin hamısı kasıblardı. Var dövlet sahipleri saklanılıblar hesab için. Ve cehennemin kapısında dayandım. Gördüm ki hamısı kadınlar. Bu arada devlet çoğaldıkça sonra osal çoğalır, hesap çoğalır. Ona göre yani yakışı şey olsaydı Allah da kafire vermezdi. Allah Allah. Ama sahadan ardı da geldi. Kurma bağlarım dedi. Ardı sonra zövcesi eşidir. Gelir öyle bir kim? Bizdeydi olsa görüntüler olur, sahabede görüntüler. Gelir uşak, eşlendeki eri sedege veripti. Gelir uşaklarına deyip ki çıkın çıkın, artık bu bizim değil, bak atanın sedege verip. Bu bir eteğlerinde ulaşmak. Hatta o da var ki, onu tökür. Allah Allah.